Manisa Büyükşehir Belediyesi ekranlarından herkese merhaba. Sağlıklı Günler programıyla karşınızdayız. Mübarek Ramazan ayındayız. Tabii ki Ramazan'da beslenme ve sağlık çok önemli. Bugün iki tane değerli konuğum var. Diyetisyen Teslime Bilgin ve Selma Urhan. Kendileriyle Ramazan'da beslenme ve diyet üzerine konuşacağız. Evet, yayınımıza ikiniz de çok hoş geldiniz. Şefalar getirdiniz. Evet, Ramazan'dayız. Evet. Beslenme çok önemli dedik. Çünkü yaklaşık bir 16 saatlik açlık durumu içerisindeyiz. Öncelikle ilk öğünümüz olan Ramazan'da sahurla başlayalım. Siz de başlayalım Teslime Hanım. Evet, Ramazan'da sahurun önemi nedir? Neden sahur yapmalıyız? Evet. Öncelikle mübarek Ramazan ayının Manisalılarımıza hayırlı, uğurlu gelmesini diliyorum. Bol bereketli günler, güzel günler getirmesini diliyorum. Evet, Ramazan ayındayız. Ramazan ayındaki uzun süren açlığa bedenimizi hazırlamak ibadetimizin gereğidir. Bu yüzden iftarımızı saatinde olması gerektiği şekilde yaptığımız gibi sahurumuzu da ihmal etmememiz gerekir. Çünkü aynen sizin de bahsettiğiniz gibi 16 saatlik bir açlık söz konusu. Bedenimiz bu kadar uzun süren açlığa hazır olmadığı için yine normal beslenme düzenimizdeki az az sık sık diyoruz. Hep onun eğitimini veriyoruz. Danışanlarımızı onları anlatıyoruz. En azından ona yakın bir şekilde 4 öğün şeklinde planlamamız gerektiğini düşünüyorum. O yüzden erken iftarımızı, 15-20 dakika sonra ana öğünümüzü, sonra ara öğünümüzü ve en önemli bir öğün olan sahuru asla ihmal etmememiz gerektiğini düşünüyorum. Evet, o zaman sahur şart diyorsunuz. Sahur şart, evet. Peki neler tüketmeliyiz sahurda, nasıl beslenmeliyiz? Şimdi bir kere şunu yapmamalıyız. Sahura sadece bir bardak su içip niyetlenmek vücudumuza oldukça zarar veren bir davranıştır. Bir tek suyla 16 saat aç kalamayız, bu bize yetmez. Aynı şekilde bütün gece ben atıştırdım zaten, çok uzun iftardan sonra sürekli yedim, bu bana yeter deyip akşamdan niyetlenmek de doğru bir davranış değil. O yüzden sabah sahurumuzda nasıl kahvaltımızı güne erken saatlerinde kalktığımızda nasıl kahvaltımızı yapıyorsak, planlıyorsak ne olabilir bu? Az tuzlu beyaz peynir olabilir. Yumurta mutlaka sahurda tüketmemiz gereken bir yiyecek. Çünkü uzun süre tok olmamamıza yardımcı olan bir besinimizdir. Biliyoruz ki anne sütünden sonra protein içeriği en yüksek olan besindir yumurta. Yine aynı şekilde açlık hormonunun salgılanmasını yavaşlattığı için gün boyunca tok tutmamasını sağlar insanı. O yüzden yumurtamıza mutlaka sahurumuzda yer vermeliyiz. Peki şunu da ilave edelim. Nasıl, yağda mı yumurta yoksa haşlanmış yumurta evet, mı? Evet, çok güzel bir soru. Haşlanmış yumurta şeklinde olabilir. Melemen şeklinde olabilir. Bunun yanına bir de sebze ilave edersek daha bağırsaklarımızda daha çok, midemiz daha çok kalacağı için bir de bağırsak dağılımımız da önemli tabii ki Ramazan ayında. Melemen şeklinde yiyebiliriz, haşlanmış yumurta şeklinde yiyebiliriz. Daha sağlıklı olur haşlanmış olarak yersek. Hı hı. Yine aynı şekilde peynirimizi, hani Manisa'mızda tulum peyniri çok kullanılır, çok da severiz, çok da lezzetlidir. Ama maalesef tuz oranı çok yüksek olduğu için daha az tuzlu olan peynirleri tercih etmelerini öneriyoruz. Yine aynı şekilde zeytindense, eğer zeytin mutlaka yiyeceklerse daha az tuzlu zeytin tüketsinler. Veya zeytinin yerine ceviz olabilir, yine besin içeriği açısından çok zengin, çiğ badem olabilir, çiğ fındık olabilir veya zeytinyağı salata yapıp bir tatlı kaşığı, iki tatlı kaşığı zeytinyağı yiyebilirler sahurda. Yine aynı şekilde yoğurt, biliyoruz ki yine uzun süren açlıklarda bizim bağırsaklarımız da beslenemediği için probiyotik oranı çok yüksek olan, bizim de çok sevdiğimiz bir yiyecektir yoğurt. Mucize, o da bir mucize yiyecek. Yoğurdu asla ihmal etmemelerini öneririm. Sahurda mutlaka yoğurt yiyebilirler. Yine karbonhidrat açısından, çünkü enerjiye ihtiyacımız olacak gün boyunca bizim.
Onu da nelerden sağlayacağız? Karbonhidrat içeren ama basit karbonhidrat olmayacak. Bu kompleks karbonhidrat dediğimiz. Hangi yiyecekler tam mesela? Tam tahıllı, biz çok severiz tam tahıllı. Tam tahıllı ekmek olabilir, kepekli makarna olabilir, bulgur olabilir ama pirinç istemiyoruz. Pirinci hayatımızdan yavaş yavaş çıkartmak istiyoruz çünkü. Peki sahurda yiyebileceğimiz karbonhidratlar hangileri? Sahurda yiyeceğimiz karbonhidratlar elbette ki eğer bir kahvaltı menüsü planlıyorsak kendimize tam tahıllı ekmek, çavdar ekmeği veya kepekli ekmek olabilir. Karbonhidrat türümüz bu olmalı. Bir de mutlaka bir tane meyve, mevsim meyvelerimizden artık Manisa'mızda da bol bol meyveler çoğalmaya, yaz meyveleri çoğalmaya başladı. Mutlaka her sahurumuzda bir tane meyve ilave etmemiz gerekir. Bir şey daha söyleyeceğim. Tabii ki su. Evet, su, ben de onu soracaktım. Su tüketimi de çok kesinlikle önemli olsa gerek. Çok önemli. Biliyoruz ki yetişkin bir insanın günde 2 litre su içmesi gerekir. Sahurda da en az her gün 2-3 bardak su tüketmemiz lazım. Bunu ihmal etmememiz lazım. 2-3 bardak su diyorsunuz. 2-3 bardak suyu sahurda tüketmemiz gerekir. Peki sahurumuzu yapmadan önce mi su içmeliyiz? Yaptıktan sonra. Evet, yaptıktan sonra su içmemiz gerekir. Peki yasaklı yiyecekler dersek neler vardır bu grubun içerisinde sahurda? Sahurda yasaklı yiyecekler az önce de bahsettiğiniz gibi kızartmalar. Çünkü sahurumuzu yapıp yatacağız biz. Eğer ağır yiyecekler yersek kızartmalar, bol baharatlı, gün boyu su içemeyeceğimiz için baharat biliyorsunuz çok su satır. Baharatlı yiyecekler yemememiz gerekir. Çok tuzlu salamura türü yiyecekler yememiz gerekir. Tatlı, ağır tatlılar, hamur tatlısı daha doğrusu yememiz gerekir. Ne olabilir? Yiyebileceğimiz bir komposta olabilir. Hani bazılarımızın alışkanlığıdır. Sahuru kompostoyla kapatmak bir alışkanlıkları vardır. O olabilir ama az şekerli komposto olarak tüketebiliriz. Evet, sahur için var mı başka önerileriniz peki ekleyeceğiniz? Sahur için dediğim gibi tekrar mutlaka sahur yapılmasını öneriyorum. Sahurdan asla vazgeçmeyelim. Çünkü bu beden bir şekilde beslenmeli. Oruca da gün boyu enerjik kalmamız için de sahurumuzu yapmalıyız ama olabildiğince doğru seçimler yaparak, çok ağır yemekler yemeyerek, kızartmalar yemeyerek. Ne olabilir? Gözleme olabilir, peynirli makarna türü olabilir. Bazıları danışanlarımız söylüyorlar, ben yemek istiyorum sahurda diye. O da olabilir, kıymalı bir sebze yemeği yiyebilirler veya zeytinyağlı bir sebze yemeği yiyip yanında bir kepekli makarna veya bulgur pilavı, yanında hoşafıyla ve yoğurduyla güzel bir menü oluşturur kendisine. Evet, kahvaltı tarzında bir yiyecek yeseler de, yemek isteseler de hafif olanları öneriyorsunuz. Hafif yiyecekler, evet, onları öneriyoruz. Evet, sahurumuzu yaptık, orucumuzu tutuyoruz ve artık iftar saati yaklaştı, orucumuz açılacak. Evet. İlk olarak neyle, hangi gıdayla açmalıyız orucu? Orucumuzu suyla açtıktan sonra çok mucizevi bir besin olan hurma olabilir. Su veya hurmayla açıp yine hurma yerine 2-3 tane zeytin de tercih edilebilir. Sonrasında da yine hafif iftarlıklardan peynir, domates, salatalık gibi besinlerden yine atıştırılabilir. Ve bir çorba ile devam etmelerini istiyoruz. Biz çorbamızın da sıcak olmamasına dikkat ediyoruz. Çünkü midemiz bütün gün aç kaldıktan sonra direkt sıcak çorbayı alırsa yine midede hazımsızlık şikayetleri olabilir. Ilık bir çorba ile devam etmeleri ve sonradan da yine 10-15 dakika bir ara vermeleri gerekiyor. Yani iftarımızı açtık, iftarlıklarımızı yedik. Ardından bir hafif ılık çorbayla açıp bir 15 dakika mola vermemizi istiyorsunuz. Çünkü tokluk hissi beynimize yemeye başladıktan 15-20 dakika sonra ulaşıyor. Bu sürede siz düşen kan şekerinizle ve bütün gün aç durmayla birlikte bir iştah artışı olabiliyor tabii orucu açtıktan sonra. Siz bu sürede ne kadar çok besin tüketirseniz o kadar çok hani o yediğiniz yiyeceklerin yağ olarak depolanma eğiliminde olması mümkün olabiliyor. Onun için yemeğimizi, iftarımızı hafif atıştırmalık hurma, zeytinle
açıp ılık bir çorbayla devam edip 15-20 dakika ara vermeniz güzel olur bizim için. Peki bu da pek mümkün değil gibi gözüküyor. Genellikle çok aç olduğumuz için direkt yemeğe de başlıyoruz. Ama tabii bu güzel bir öneri ve bunu herkesin dikkatli uyması gerekiyor. Evet, peki ondan sonrasında çorbamızı içtik, 15 dakika molamızı verdik. Evet. Sonrasında ne yemeliyiz? Şimdi bir de bizim güzel Ramazan pidelerimiz var, biliyorsunuz, mis gibi kokan. Şimdi bir avuç içi kadar pide bir dilim ekmeğimize eşdeğer. Pide tüketimini de yine abartmamamız gerekiyor. Bir iki dilim pide yeterli, yani avuç içi kadar şeklinde. Ondan sonra yine hafif bir sebze yemeğimiz. Kuru fasulye, nohut, mercimek gibi yine baklagillere ana öğünümüzde yer verebiliriz. Etli sebze yemeği olabilir, zeytinyağlılar olabilir. Yoğurdumuz yine yoğurt, ayran ya da kefir gibi proteinli bir besinimiz ve yine devam edebiliriz. Evet, hafif yiyecekler öneriyorsunuz. Yine çok ağır, yağlı, kızartma, o tarz şeylerden uzak durmalılar. Pilav makarnadan uzak durmalılar. Pirinç pilavı yerine özellikle bulgur pilavı tercih edecekler. Ekmek yerlerse pilav makarnadan vazgeçip, pilav makarna yerlerse ekmek ya da pide yemekten vazgeçmelerini öneriyoruz. Tercih yapmak zorundayız. Evet. Evet. Her şey bir arada olmamalı. Suyu hangi aralıklarda tüketmeliyiz? Kontrollü bir şekilde mi tüketmeliyiz? Çünkü yine söylüyorum, hani 16 saatlik bir açlık ve susuzluk var. Ardından da hani bir anda su içtiğimiz zaman vücutta ne gibi değişiklikler olabilir? Hangi arada su tüketmeliyiz? Evet. Şimdi tabii uzun süren bir susuzluğun ardından direkt hemen 5-6 bardak suyu midemize yüklemek de midemizde bir gerginlik yaratacaktır. Ve o da yine acile gitme sebepleri olabiliyor. Çok fazla mideyi doldurmak. Onun için iftar ve sahur arasına günlük tüketmemiz gereken 2-2,5 litrelik suyu yaymamız gerekiyor. Yani iftarda 3-4 bardak su yeterli olacaktır. Evet, zaten sahura sonrasında kadar da istediğimiz kadar tüketebiliriz. Evet, evet, peki tatlı ve meyvelere değinelim biraz. Evet. Artık orucu açtıktan sonra insan gerçekten her şeyi yemek istiyor. Evet. Bunları nasıl tüketmeliyiz, tatlı ve meyveyi? Türk mutfağımızda hamur işi ve tatlılardan zengin. Bir de Ramazan'da da pastanelerde en çok işte hep tatlılar ön plana çıkıyor. İftara yakın en çok satışı olan şeyler hep tatlılar oluyor. Güllaç, tulumba tatlıları, şekerpareler. Ve bütün gün boyunca kan şekerimiz de düştüğü için yani insanlar hani gözümüz dönmüş bir şekilde tatlı yeme eğiliminde oluyoruz tabii ki. Kan şekerimizi yükseltmek için. Aslında vücudumuz bunu bize emrediyor. Ama onun için biz ne yapacağız? Sabırlı davranacağız ve tatlıyı iftarımızdan bir saat sonra yemeye çalışacağız. Yemekten sonra tatlı yemiyoruz. Kesinlikle. Evet. Hemen yemiyoruz. Yemekle birlikte de yemiyoruz. Ve sütlü tatlıları tercih edeceğiz. Ve en güzel Ramazan tatlısı da güllaçtır. Güllacımızı yiyebiliriz yemekten bir saat sonra ve onu da hani yine evde yaparsak, az şekerli yaparsak çok daha iyi olur. Meyve salatası yapabiliriz. Şimdi zaten meyvenin en bol olduğu mevsimdeyiz. Manisa'mızın kirazı da çıktı artık. Evet. Kiraz, çilek, yeni dünya meyvelerle güzel bir meyve salatası yapabiliriz. Üzerine tarçın atabiliriz. Tarçın yine kan şekerimizin daha yavaş yükselmesini sağlıyor. Ve meyvemizin üzerine de bir top dondurmayla da kendimizi ödüllendirebiliriz. Hem de tatlı yemiş olacağız. Aynen. Onu da oradan. Evet. Evet. Peki başka önerileriniz nelerdir iftarda? Neler yapmalıyız? İftardan sonra da mutlaka yine 1-2 saat sonra yürüyüş yapabiliriz. Çünkü gün boyu hareketsiz de kalabiliyoruz. Hani enerjimizi kısıtlı kullanıyoruz. Çok fazla acıkıp susamamak için. İftardan sonra mutlaka yürüyüşümüzü ihmal etmememiz gerekiyor 1-2 saat sonra. Evet, peki bir de, ben bir şey ilave edebilir miyim? İftardan sonra bütün gece yemek yemek gün boyunca bazal metabolizma hızımız yavaşladığı için, çünkü açız, hareketimiz Selma Hanım'ın söylediği gibi daha az. Bazal metabolizma hızımız yavaşladığı için iftardan sonra yenilen fazla kalorili yiyecekler hemen onların yağ dönüşme oranı oldukça yüksektir. Özellikle göbek ve kalça bölümüne yağların depolanma hızı çok fazla oluyor. O yüzden
aynı Selma Hanım'ın dediği gibi gereğinden fazla tüketmememiz lazım. Yavaş yavaş, az az ama sık sık ve doğru seçimlerle. Normal zamanda da zaten az az ve sık sık tüketmemiz gerekiyor. Evet. Bu iftarda, yani Ramazan ayında daha da bir önem arz ediyor. Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Peki Ramazan'da kilo almamak için ya da kilo vermemek için, ideal kilomuzda kalabilmek için neler yapmalıyız? Ramazan'da kilo verilir mi? Ramazan'da kilo verilse bile sonrasında tekrar geri alınabilir. Ramazan ayı bir diyet ayı değildir. Yani kilolu kişiler hani Ramazan'da ben kilo veririm gibi hani fırsat bilip diyet yapmaya girmelerine gerek yok aslında. Çünkü bütün gün zaten aç, susuz, hareketsiz de kaldığımız için ve bir de tek öğüne düşürürsek, iftar yaparsak, sahur da yemeyeyim ben, sadece su içip yatayım dersek metabolizmamızı da iyice yavaşlatmış oluyoruz. Aslında metabolizmayı kilitliyoruz ve kilo veremiyoruz Ramazan'da. Ama biz onu 4 öğüne yayarsak, iftar sahur arası 2 ana 2 ara öğün yaparsak metabolizmamızı yine nispeten biraz daha çalışmasını sağlarız. Yürüyüşümüzü de yine ilave edersek kontrollü bir şekilde hani diyet de yapıyorsanız, kilo verme programındaysanız da yine ayda 2-3 kilo hani sağlıklı bir şekilde kilo vermeyi de sağlayabiliriz. Ama hani aç kalarak asla kilo vereceklerini düşünmesinler. Verseler bile tekrar geri gelecektir. Fazla sağlıksız bir kilo verme olacak zaten. O yüzden de bu akabinde tekrardan alınabilecek bir kilo. Evet. Bir de bir şey daha ilave edeyim. Ramazan aç kalarak verilen kilolarda maalesef ki kişiler yağdan değil kastan verirler. Evet. O çok önemli. Yağdan verilen kilo bizim için en kıymetli kilodur. Bizim amacımız kasımızı koruyup, kas çok önemli çünkü insan vücudunda, kasımızın korunması lazım, yağdan kilo vermemiz lazım. Ramazan ayında aynen dediğimiz gibi Ramazan'ı diyet yapmak amacıyla, hani ben hazır Ramazan'da ben kilo veririm nasıl olsa deyip düşünen sevgili izleyicilerimiz maalesef yanılgıya düşerler. O verilen kilo fazlasıyla Ramazan'dan sonra tekrar alınır. Evet, hiçbir zaman açken açlıkla kilo verilmez diyoruz o zaman. Kesinlikle. Evet, peki hareket ne derece önemli Ramazan'da? Neler yapmalıyız? Sporu, hareketi nereye koymalıyız hayatımızda? Yine ağır sporlar değil, hafif yürüyüşler olabilir. Yani pilates belki, yani iftar sonrası hani zor biraz tabii. Geç iftar olduğu için. Bir de yemekten zaten 2 saat öncesi ya da sonrasında spor yapmayı önerdiğimiz için spor yapmak biraz zor ama yürüyüşlerle yine destekleyebiliriz hareketimizi. Evet. Ya da evde yapabileceğimiz basit egzersizler olabilir tabii ki. Evet, peki Ramazan'da sağlıksız beslenmeyle yaşanabilen sağlık problemleri hangileri Teslim Hanım? Evet. Sağlıklısız beslenmeyle yaşanabilen sağlık problemleri. Birincisi mide bağırsak ülserleri. Yine sağlıklı seçimler yapıyorsa seyircilerimiz o olabilir. İkincisi kabızlık, çok sık yaşadığımız bir problem. Çünkü gün boyu aç kalıyorsunuz. Bağırsaklarımıza bir şey gitmiyor. Su dahi gitmiyor. O yüzden doğru beslenmiyorsak eğer biz, az önce bahsettiğimiz yoğurdumuzu yemiyorsak, probiyotik içeriyor biliyoruz. Posadan daha az besleniyorsak, işte hep pide yiyorsak, tamam pide yiyelim evet ama sahurda da kepekli veya çavdar ekmeği yiyelim. Salatayı çok tüketmiyorsak, sebzeli yemekleri barındırmıyorsak, soframızda barındırmıyorsak maalesef bu ilerleyen günlerde kabızlığa yol açıyor. Yine aynı şekilde İftardan sonra, hemen sonra tatlıyı çok tüketmek kan şekerinde ani yükselmelere sebep oluyor. Yine aynı şekilde iftarda birdenbire, Selma Hanım'ın bahsettiği gibi değil de çok fazla, hızlı, bütün gün aç kalmışım, hızlı hızlı yiyeyim. Yedikten sonra o mide çok geriliyor. Gergin bir mide de akabinde tansiyon yüksekliklerine sebep oluyor. Yine kan şekeri yüksekliklerine sebep oluyor. O yüzden özellikle hipertansiyon olan izleyicilerimizin, diyabeti olan izleyicilerimizin, mide veya bağırsak ülseri olan izleyicilerimizin, yine kronik böbrek yetmezliği olan izleyicilerimizin,
mutlaka bir hekimine danışıp, hekimi izin verirse oruç tutmasını öneriyoruz. Eğer tutmak istiyorsa yine de bir diyetisyen kontrolünde öğünlerinin planlanmasını öneriyoruz onlara. Evet, bu da güzel bir konu oldu. Evet. Riskli gruplar bunlar. Kesinlikle, çünkü evet. Onlar da bu şekilde bir uzmana danışarak kesinlikle, ardından hekimine. Da sizlere gelerek onlara göre bir beslenme programı tabii. hazırlanarak tabii. tutulmalı oruç. Tabii. Kesinlikle. Tabii. Evet. Peki tarifleriniz var mı? İşte detoks suları olabilir, çorba tarifleri, yiyecek tarifleri olabilir seyircilerimize. Ramazan'da nasıl yiyecekler tüketmeliler? Evet. Şimdi mesela ben bir sebze çorbası tarifi verebilirim. Çorbalarımız da iftarda yine unlu çorbalardan aslında uzak durmamız gerekiyor. Hani şehriyesi, unu yüksek olan çorbalar yerine sebze çorbası olabilir, mercimek çorbası olabilir. Yine lif posa açısından zengindir. Örneğin kabak yine bağırsaklarımızı çalıştıran bir sebzedir. Her türlü sebzeden karışık bir tencereye koyabilirler. Özellikle kabak, mesela iki kabak konulur, iki kaşık mercimek, 2 kaşık bulgur, 2 kaşık da yine kara buğday konulur. Yine bir tane soğan, 2 yemek kaşığı da zeytinyağı koyup bunları yine güzelce pişiririz. Piştikten sonra bir blender'dan geçirirsek yaklaşık 2 kase bile içebilirsiniz. Hem bağırsaklarımızı çalıştırır hem de tok tutar. Gayet güzel bir çorba tarifi olabilir. Hem de sağlıklı. Aynen, sağlıklı olabilir. Yine sahurda da yine bizi tok tutması açısından yulaf ezmesi süt karışımı evet. yapabiliriz sahurda da. Bir su bardağı süte 3-4 kaşık yulaf ezmesi koyabiliriz. Yulaf ezmesi de yine bol posa içeriyor. 2 ceviz veya bir tatlı kaşığı keten tohumu olabilir. Çiya tohumu olabilir. Çiya tohumu da yine su tuttuğu için midede tokluk hissi oluşturuyor. Özellikle sahurda da tercih edebiliriz. Ne dedik? Süt, keten tohumu ya da chia veya ceviz, yulaf ezmesi, tarçın yine kan şekerimizi dengeleyecek. Bir de taze meyve ekleyebiliriz. Özellikle kayısı, şimdi tam kayısının da mevsimi olduğu için o da bağırsağımızın çalışmasına da yardımcı olacaktır. Bu şekilde bir öğünde iftar, sahurumuzu da bu şekilde yapabiliriz. Evet, sizin var mıdır? Evet, ben de limonata tarifi vereyim. Tabii. Zencefilli limonata. Zencefil biliyoruz ki yağ yakımını hızlandıran bir baharatımız. 2-3 tane limon, limonun suyunu sıkıyoruz. 1-2 tatlı kaşığı bal ilave ediyoruz. Şeker yok bizim limonatamızda. 1 ceviz büyüklüğünde zencefil ilave ediyoruz. Limonların önce kabuğunu rendeleyip sonra suyunu sıkıp balla karıştırıp üzerine su ilave edip bir de içine zencefilimizi ilave edersek çok güzel bir serinletici içecek olur. Aynı zamanda meyve kompostolarımız var. Taze meyve kompostolarımız var. Bu taze meyveden de olur. Kuru kayısı kuru meyveden de olur. Şeftaliden yapabiliriz. İçerisine karanfil, hani serinletici, hazmı kolaylaştırıcı etkisi vardır karanfilin. Yine tarçın, tokluk hissi veren tarçınımızı asla ihmal etmiyoruz, unutmuyoruz. Onunla da güzel bir kompostu hazırlayıp kendilerine içebilirler. Evet, başka var mı? Ben de bir şey ilave edeyim. Tabii ki. İftar ve sahurda da kesinlikle gazlı içeceklerden evet. uzak durmaları evet, gerekiyor. Evet. Özellikle şimdi televizyonlarda da yine bunların reklamları daha da çok ön plana çıkıyor. Ramazan evet. sofralarımızın vazgeçilmesi gibi gösteriliyor. Kesinlikle uzak durmaları gerekiyor. Teslim Hanım'ın tarifi çok güzel. Güzel bir limonata yapılabilir. Evet. Hatta bir de reyhan şerbeti evet, var. Çok evet, onun tarifini alalım. Evet. Çok güzel. İlgilensin. Şimdi tam da reyhan zamanı. Reyhan da çok faydalı bir besin. Yaklaşık 1,5 litre suya bir bağ reyhan güzelce yıkıyoruz. Kaynamış suya kaynatmıyoruz. Direkt kaynamış suya bir bağ reyhan atıyoruz. Bir çay kaşığı limon tuzu, 6-7 kaşık da şeker atıyoruz. Ya da şeker isteğe bağlı. Daha az da olabilir. Bu şekilde yine kabuk tarçın ve karanfille bunu yapsınlar. Çok güzel, pembe renkli güzel bir içecek oluyor. Ramazan ayında bence evet. Evet, iftar sofralarında o zaman gazlı içeceklerden uzak duruyoruz diyoruz. Evet. Evet.
Evet. Bu gayet bu tarifler çok hem faydalı hem daha serinletici, kesinlikle, daha sağlıklı. Kesinlikle, sağlıklı en evet, azından. Genel sağlıklı. Bir toparlama yapmak gerekirse neler söylemek istersiniz izleyicilerimize? Şimdi ne dedik? Uzun süre çok aç kalacağımız için mutlaka iki ana öğün, iki ara öğün şeklinde sahurumuzu yapacağız. Sabahleyin, ondan sonra erken iftarımızı yapacağız, sonra ana öğünümüze geçeceğiz. Akşam yemeği olarak iftarımızı yapacağız. Arkasından da minik bir ara öğünümüzü yapacağız. Yemek sahurumuzda ve iftarda kesinlikle ağır yiyeceklerden kaçınacağız. Dedik, bu Ramazan ayının amacı aslında ruhumuzu ve bedenimizi terbiye etmektir, değil mi? Asıl amacımız bu aslında. O yüzden hiçbir şeyde aşırıya kaçmayacağız. Olması gerektiği gibi yapacağız. İftarımızda Selma Hanım'ın bahsettiği gibi yine bir önce zeytin, su önce tabii suyla zeytin veya bir hurmayla açacağız. Arkasından çorbamızı, ılık bir çorbamızı içeceğiz. Çünkü midemize iyi bakmamız lazım. Sonra yine bir ana öğünümüzü ne yaptıysak artık ne varsa o gün sebze yemeğimiz olabilir, bir et yemeğimiz, hafif bir et yemeğimiz olabilir. Yoğurdumuzu ihmal etmeyeceğiz. Kesinlikle her gün iftarda ve sahurda yoğurt, sahurda süt de olabilir bu. Onu ihmal etmeyeceğiz. Sahurda yumurtayı mutlaka tüketeceğiz. Çünkü tok tutmamızı, tok kalmamızı sağlayacak bir besin dedik. Arkadaşımın bahsettiği gibi gazlı içeceklerden uzak duracağız. Suyumuzu mutlaka o gün günde 2-2,5 litre su tüketmemiz gerekir. Sağlıklı kalabilmemiz için bizim. Onu iftarla sahur arasına yayacağız. Biraz da hareket edeceğiz. Kesinlikle. Hareket edeceğiz. Kesinlikle. Evet. Peki çay kahve tüketimine de değinelim. Hı-hı. Ondan da bahsedelim biraz. Hı-hı. Çok tiryakisi olan insanlar var. Evet. O konuya da değinelim bir. Çay kahve fazla tüketimi de diüretiktir. Yani vücut suyumuzun da aslında atılmasını sağlıyor. Özellikle kahve tüketiminden sonra kahvenin üzerine de yine 1-2 bardak suyla bu kaybedilecek olan suyu yerine koymamız gerekiyor. Yine aşırıya kaçılmamalı, şekerli tüketilmemeli. Bir dilim limonla tatlandırılabilir. Yani 3-4 bardağa geçmemekte fayda var. Suyu su olarak tüketmek her zaman çok daha faydalı. Evet, güzel bir öneri oldu. Suyu su olarak tüketmeliyiz. Evet. Aşırı besin tüketiminden kaçınmalıyız. Çok Hı-hı. yağlı yiyecekler ve baharatlı yiyeceklerden kaçınmalıyız. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık verdiğiniz öneriler için. Bedenimize iyi bakmak da en büyük ibadetimiz. Evet. Çok önemli. Evet. Ramazan'da da özellikle. Evet. Bir de bir şey daha hatırlatacağım. Kuru yemişler, özellikle çiğ badem, çiğ fındık, ceviz. Bizi gün boyu tok tutmamızı sağladığı gibi birçok mineral ve protein açısından da oldukça zengin yiyeceklerdir. Mutlaka iftardan sonra ara atıştırmalıklarda bunları da tüketmemizde fayda var. Evet, teşekkür ederiz önerileriniz için. Biz teşekkür ediyoruz davet ettiğiniz için. Sağ olun. Sayın seyircilerimiz, bugünkü programımızın sonuna geldik. Ramazan'da beslenme ve su tüketimi üzerinde konuştuk. Programımızın tekrarını manisawebtv.com adresinden ayrıca Facebook ve YouTube üzerinden de izleyebilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz.